kendime kurduğum tuzak şu ki yeni bir şey söyleyeceğim vardı aslında Orhan ve Mustafa'yı çağırırken ama daha çok yeni bir şey söyleyecek bir şey bulamadım. Dolayısıyla temellerden başlayacağım yani. Bugünle başlayarak artık bundan sonra karşı sanatta psikanaliz dersine başlamış oluyor. Ve sanırım Orhan'la birlikte en çok yaptığımız işlerden biri psikanaliz ve tarihi bir arada düşünmeye çalışmaktı. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani zaten ediyoruz da yani konuşarak yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bugün daha ziyade temellerden bahsediyor olacağım. Yani üzerinde anlaştığımızı zannettiğim bir takım konulardan. Yeni bazı malzemeler var, üzerinde söylenecek yeni şeyler var. Demografik konusunda yeni çıkmış bir takım malzemeler var. Onları çok iyi toparlayabilmiş değilim. O yüzden yani bazılarınız beni ilk defa dinliyor olacak bu konuda konuşurken. Onlar için yeni geleceğini umuyorum sözlerimin. Bazılarınız için öteden beri söylediği şeyleri söylüyor gibi tınlayacağım. Özür dilerim. Şimdi bir şekilde 1860'lar sonrası bir düşünceden bahsediyoruz. Yani postmodernistik düşünce. Bunu başka değişik adlarda anabilirsiniz. Yani Nietzsche sonrası bir düşünce diyelim. Marx sonrası bir düşünce diyelim. Yani burada insanın varoluşunun hakkında bir çaresizlikle yüzleşildiği bir andan bahsediyoruz. Yani bir dinlerin iflas etmiş olduğu, yani Nietzsche'nin dediği ben çağdaşlığın zihnine baktım ve Tanrı'nın öldüğünü orada gördüm. Yani zannedildiği gibi Nietzsche ben Tanrı'yı öldürdüm demez. Ben Tanrı'yı ölü buldum der. Yani dolayısıyla tanrısal bir cevapla yetinemeyen bir insandan bahsediyoruz. Daha önemli olan bir nokta aslında bilimsel bir cevapla da yetinemeyen bir insandan bahsediyoruz. Yani bilim de insanın cevabının ne olduğunu, yani bizim karbon 12 türevi olduğumuzu söylemek, bizim kim olduğumuzu söylemeye, anlamaya yetmiyor. Ya dolayısıyla aslında bilimsel bir cevap da yok. Yani demek ki kendi varoluşumuzu kendi kendimize anlamlandırmak zorundayız. Bir kere oradan konuşuyoruz. Yani psikanaliz de burada doğdu. Bence Marx'in de burada doğdu. Yani hepimiz de buradayız aslında. Yani bu konuda değişen bir şey yok. Dolayısıyla bunun içinden konuştuğumuzu farz ediyoruz. Yani bunun içinden konuştuğumuzda yani insan olmak gibi genel bir, tümel bir önermeyi kullanmak bile aslında biraz dilimizi dolaştıran bir şey yani. Siz insan mısınız? Diye sorabileceğim bir yer var. Yani hepimiz aynı tür müyüz? Hepimiz aynı şeyimiz diye sorabileceğimiz bir yer var. Bu meselenin bu yanına Nietzsche ve Freud karşılaştırmasını yapmaya çalıştığımda gireceğim. Ama psikanalizin buna verdiği bir cevap var. Evet, hepimiz insanız çünkü mesela hepimiz çiftleşebiliriz. Yani demek ki bir tür cinsellik temelinde bizi bir tür kılan bir şey var. İki, arzu temelinde bizi bir tür, yani birbirimize dair bir arzumuz var ama belki en önemli söylenmesi gereken şey çaresizlik temelinde bizi birbirimize benzer kılan bir şey var. Bu dünyaya hazırlanmış olarak gelmiyoruz. İçgüdülerimiz yok. Yani insan yavrusunun diğer memelilerden ayırt eden en önemli şeylerden biri içgüdülerden yoksun olmasıdır. Dolayısıyla insan yavrusu dünyayı inşa etmek zorundadır. Yani dünyanın nasıl bir şey olduğunu kurgulamak, tasavvur etmek, zihinselleştirmek,
demek ki bir zihin icat etmek zorundadır. Çünkü gövdesi ona bunun cevabını vermez. Yani insanda var olan refleksle sayabiliriz. Yani işte yavrunun şeyini dokunursanız, avucuna dokunursanız bükülür. Derinlik algısı büyük bir ihtimalle vardır. Başka emmeyi bile bilmez. Yani emzirme bile belli bir egzersizle öğrenilen bir şeydir. Değil diyen görüş, 20 yıl öncesinin görüşü, yavrunun memenin tam noktasını bilmesi ve ağız hareketlerini alması bir 20 günü buluyor. Tam doğru emmeye başlaması. Yani dolayısıyla refleksif gibi görünen, emme kadar refleksif gibi görünen bir davranış bile bir egzersiz gerektirir. Yani diğer memelilerle karşılaştırdığınızda, maymunlarla karşılaştırdığınızda insan yavrusunun emmesinde bir egzersiz süresinin olduğunu görüyoruz. Anneyi bulmasında belki. Hayır, ama meme ucunu bulmasında. Ha, meme ucunu bulmasında tamam ama yani bir emme refleksi var. Emme refleksini andıran bir şey var. Ama o bile diğer primatlardan farklı olarak insanda egzersiz gerektirir. Yerini bulması ve o yeri yakalayıp ağzının içine nasıl alacağını bilmesi bile egzersiz gerektirir. Belki şöyle yani formüle etmek mümkün. Yani, herhalde insan yavrusu da bir takım işlevlerle, içgüdü denilen işlevlerle, hayati işlevlerle birlikte doğuyor. Ama bir derece farkı burada, bir nitelik farkına dönüşüyor. Yani hiçbir şey yavrusu, başka memeli yavrusu, insan kadar gecikmiş bir biçimde bu işlevleri kendi başına kullanmayı başaramıyor. Hep bir çaresizlik durumunda. Bu işlevlerini kullanması için hep cesaretlendirilmek, narsistik aşılar yapılmak zorunda. Yani emdiği için okşanmak filan. Yani bu kendilerin söylediği temel çaresizlik durumu aslında hayvanlarda da var ama bir derece farkı var. Bu derece farkı bir nitelik farkına dönüşüyor. Zihin dediğimiz, ego dediğimiz şey de bu çaresizliğin süredir. Yani gövde bunu kendiliğinden sağlamadığı için bir şey yaratmak zorundayız. En azından psikanalizin söylediği şey bu. Yeterli bir cevap mı bilmiyorum. Bunu tartışırız. Yani o bakımdan... Bu türlü cümleyi sadece düşününce şey değil. Yani ama burada çok önemli bir şey var ki biz yetersiziz. Yani sürekli olarak yani 19. yüzyılın ortasından beri farkına vardığımız şey aslında bir tanımı olmayan bir yaratığız. Sürekli olarak kendi kendimize dair bir cevap üretmek. Kendi ne olduğumuza dair bir cevap üretmek durumundayız. Yine yani Freud'un büyüklüğü işte çaresizlikten hareketle yani zihin dediğiniz şey zaten bunun adıdır demiş olma. Yani bu çaresizliğin adı zihindir. Egodur, ben dediğiniz zaman dediğiniz şey budur zaten. Yani bunu kurgulamaya çalışan şeydir. Yani ben niye buradayım sorusu benim cevabıdır aslında. Yani niye bu kadın bana bakıyor? Bu kadın beni niye besliyor? Gövdesel bir cevabı olmadığı için bu bakımdan emzirmeyle
ilişkisi doğru. Bu kadın niye beni emziriyorun gövdesel bir cevabı ancak bulunarak kurulur. Elbette bir tür bir buyruk var. Bir genetik tabanı var. Ama o bir de yorumlanmaya muhtaç durumda. Yani bize kendi gövdemizin verdiği buyruğu bile bizim anlamlandırmamız gerekiyor. Yani bizden başka hiçbir yaratığın anlama ihtiyacı yok. Yani kültür dediğimiz ve anlam dediğimiz şey insana özgü bir şey. Bu da yetersiz olduğumuz için, yani gövdemiz bizi hazırlamadığı için, bu hayatı hazırlamadığı için, çaresiz olduğumuz için var. Yani Freud'un hiflozi hikayet dediği çaresizlik durumu insana insan yapan şeydir. İnsan çaresiz olduğu için kültür yapar. Bir ekleme yapabilir miyim sigaranın karakteri? Bu çaresizliğin de bir bakıma biyolojik, bir bakıma kültürel bir tarafı da var. Bütün insan yavruları çünkü erken doğmuş yaratıklar. Tabii ki. Yani bu çok önemli. Zihinsel gelişim yüzünden, beyin kabuğunun gelişmesi dolayısıyla, büyük kafa yüzünden. Dolayısıyla bütün primatlar, bütün diğer memeliler hayata çok hazır doğarlar. 3 saat sonra oynamaya bile başlayabilirler doğduktan sonra ama insan yavrusu sürekli... Bu dediğin tam doğru değil ama yani çok haklısın. Yani bence çok doğru bir yere işaret ediyorsun. Freud da böyle düşünüyor. Burada da bir karşılıklılık var. Yani bu hazırlıksız doğmak yine bir kültürün sonucu. Yani çok uzun sürmüş bir devrim ve o korteksin gelişiminin bir sonucu. Tam doğru değil bu söylediğin. Yani şu bakımdan söylüyorum. Bu tartışılabilir de. Yani insanın çaresizliği ve hazırlıksızlığı böyle bir başka bir taraftan gelmiş insanı yine diğerlerinden falan ayıran bir şey değil. Ha, anladım. Anladım ne dedi. Yani tam doğru değil dediğin kısmı şöyle bir iddia vardı uzun yıllar. Yani primatlar içinde bir tek insan yavrusunun çocukluk derecesi bu kadar uzun sürüyor. Bu doğru değil galiba. Bir primat türü keşfedildi Meksika'da. Yavruluğu daha uzun süren insana kıyasla. Yani o bakımdan bu kadar biyolojik bir cevabı yok. Freud'un işaret ettiği şeyin ama dediğinde çok haklısın. Yani bir şekilde bir evrimin sonucu olarak biz neysek o olmuşuz. Yani evrimdeki bir kopuşu temsil ediyoruz. O anlamda yani bir yere kadar gelmiş ve bir yerden sonra kopmuş bir halkayız biz. Dünyaya hazır olmadan gelmeklik bakımından bir kopmuşluğu, yani bizim bir ekolojik işimiz yok. Hani şeye kadar istiyorsanız gidelim. Yani ağaçlardan savana inmekle başladı bu hikaye. İsterseniz oradan başlayalım. Ama hazır değildik. Yani ağaçlardan inmek durumuna hazır değildik. Şimdi buradan başlayalım. Yani bu psikanalizin gördüğü temel şeylerden biri. Buradan türettiği kavramsal yapıyı iyi okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesleki deformasyon diyebilirsiniz ama ben psikanalizi iyi bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun sonuçları nedir bakımından analitik düşünceyi iyi bilmek lazım. Bunu konuşacağız da, erojen bölgeler, cinselliğin kendine özgü doğası, yani insan cinselliğinin, yani memeliler içinde kızışma zamanı olmayan yaratıktır insan. Yani biz kızışmıyoruz, hep kızgınız. Ayrıca burada daha ayrıntılarına girebileceğimiz başka noktalar var. Yani bir zihin üretmek zorundayız dedim. Belki bu konuda oradan yine birkaç şey söyler. Yani zihin aslında bir tendir, metaforudur. Yani iç dünyayla dış dünyayı ayıran
bir deri aslında egonun temel metaforu. Ego daha doğrusu bunun için bir metafor. Yani burada benim ekleyebileceğim şey şu olur. Yani insan anlam üretmek zorundadır. Zihin üretmek zorundadır dedim. Herhalde şöyle de söylenebilir. İnsan yavrusu her zaman anlama da gecikmiştir. Çünkü doğduğu anda kendini bir dil anlayamadığı, anlayamayacağı, kolayca anlayamayacağı ama anlamlandırmak zorunda olduğu ve ancak belli bir evrim içinde o da kısmen anlamlandırabileceği bir takım mesajlarla karşılaşır. Dolayısıyla anlam da ona aslında bir boşluk, ilkin çaresizlik ve anlamsızlık olarak gelir. Bu da ona bir yük yükler, bir görev yükler. Habire kendisinden önce icat edilmiş, kendisinden eski, kendisinin de hep gecikmiş kaldığı bir sistemle, bir anlamlar, bir işaretler sistemiyle başa çıkmak zorundadır. Oysa hayvanlar için bu sistem son derece basit ve doğumdan çok kısa bir süre sonra başa çıkılabilen, yani insana göre çok kısa bir süre sonra başa çıkılabilen bir sistem. Daha çok hayati işlevlerin şey. Oysa şimdi belki bilinç dışı meselesine girersin. Hayvanların bilinç dışı yoktur. Oysa insan yavrusunun aldığı mesaj bilinç dışı mesajdır. Çünkü onu büyüten bakıcısının, annesinin ya da babasının mesajları kendilerinin farkında olmadığı bilinç dışı içerikler taşır. Ve çocuk için bu anlamda mesaj, buna dil de dahil ama bedensel hareketler de dahil, bir muamma, bir bilmece olarak belirir. Ve bu sonuna kadar devam eder. Yani ben oradan söyleyeceklerine bir tek ekleyeceğim, büyük ihtimalle o da katıldık mı? Yani insanın başlangıcı yoktur aslında. Yani insan her zaman başlangıçta çoktan zaten bir anlam dünyasına doğmuştur. Evrimle anlayamayız yani. Elbette insan türü bir evrim sonucunda bu hale gelmiştir. Ama insan kendi üzerine düşünmeye başladığında çoktan, her zaman çoktan insandır ve anlayamayacağı ya da anlamak zorunda olduğu mesajlarla uğraşmak zorundadır. Belki de tam olarak bir o manada, biyolojik manada bir evrimden bahsedemeyiz. Ya bir yere kadar bahsedebiliriz ve bir yerden sonra bahsedemeyiz. Ama o yeri de belirlemek mümkün değil. Yani o yer insan milyonlarca yıllık bir sürettir. Bir nokta değildir o. Kültürle biyolojinin ayrıldığı noktayı tespit etmek mümkün değil. Yani bir yere mümkün. Ya aşağı yukarı 50 bin yıldan bahsediyoruz. Yani bir yere mümkün. Matematik zekamız bunun adını koymamıza izin veriyor ama onun ne demek olduğunu anlamamıza izin vermiyor. Yani aşağı yukarı 50 bin yıl insan tarihi bildiğim kadarıyla. Homo sapiens sapiens denen tür, yani bir evrim mantığı içinde baktığımızda 50 bin yıl önce çıktı. Ama insanın olması bu 50 bin yılda açıklanabilecek bir şey değil. Yani buraya kadar anlaşabiliriz değil. Yani buraya kadar hepimizin anlaşacağı nokta. Yani hepimizin derken bu da bir neo-darwinist de olsa onunla anlaşabiliriz bu konuda. Vardır belki aranızda neo-darwinist. Şimdi burada psikanalizin kendine özgü yönüne yavaş yavaş geçmeye başlıyorum. Yani bu bildiğimiz bir hikaye. Aslında henüz gelmeyeceğim. Bir adım daha atmak istiyorum. Deri dedik. Yani deri dokusu
bildiğimiz bir doku tarzı. Yani üç kattan oluşuyor. Ektoderm, epiderm ve mezoderm diyeceğim. Ya kadınlar bu konuda erkeklere göre daha avantajlı. Bütün türlerde olduğu gibi. Yani, dolayısıyla acıya daha dayanıklılar mesela. Çünkü mezoderm, orta deri tabakalar onlarda daha kalın. Falan yani bu genel memeli. Şimdi Freud psikanalizi iki kitapla koydu. Rüyaların yorumuydu bir kitap. Öteki de cinsellik üzerine üç denemeyi. Ben rüyaların yorumunu hala baştan sona okumadım. Bir yanıyla aslında daha önemli olan kitabıdır. Benim her zaman kurucu kitap diye baktığım şey cinsellik üzerine üç denemedir. Yani nedir bu iki kitapta söylediği, iki kitapta anlattığı şey? Birincisi sembolizmi anlatmak. Yani anlamlandırma hikayesini anlatmak. Yani rüyaların yorumu, yani dili zannedersiniz ki bir işaret sistemi. Yani olanın dolaysız işaretleri zannediyorduysanız yanılıyorsunuz dediği kitap. Yani dil böyle işlemiyor dediği kitap. İkincisi, insanı yaratan şey arzudur. Yani cinsellik üzerine üç deneme. Belki insanı yaratan şey arzudur dediği kitap. İnsanı yaratan şey arzudur. Yani benim daha önemsediğim kitabı ikinci. Cinsellik üzerine üç deneme. Şimdi orada niye deriden bahsederek girdim meseleye? O kitapta ne der? Bir sürü şey der de benim bugün üzerinde durmak istediğim konu yani deri yanında bir de mukoza dediğimiz bir doku biçimi var insan vücudunda. Özellikle en temel yerlerden yani psikanalizin en az ihtilaf uyandıracak noktalarından bahsediyorum. Mukoza tabakası. Oturdum geçenlerde bütün interneti tarayıp mukozanın tanımını öğrenmeye çalıştım. Yani yok, hiçbir tıbbi sözlükte mukoza hakkında genel bir tanım verilmiyor. Yani şöyle bir genel tanım veriliyor. Salgılayan yer. Bir, onu söylüyor bütün tanımlar. Bence yani bunu söylemiyorlar bu açıklıkta ama bence önemli olan içle dış arasındaki ayrımı kaybolduğu yer. Yani geçirgen olan bir doku. Ha, şimdi ne dedik? Ego, tendir. Benlik dediğimiz şeyin temel metaforu. Ten de diyelim, isterseniz zırhtır diyelim. İçerisiyle dışarıyı ayıran şey, mukoza ise tam da bu zırhın olmadığı. Yani bir zarın olduğu ama bunun bir zırh gibi işlemediği yerdir. Demek ki burada ıslak bir şeyden bahsediyoruz bir kere. Yani bütün tıbbi yorumlar bunda hemfikir. Mukoza, mucus, membrane. Denen şey, sümüksü denen şey bir sıvısal, ıslak bir yer. Neyse bu gastrointestinal sistem. Yani ağızdan başlayıp kıçta biten ya da üreter sistemde biten bir şey. Akciğerde olan bir şey. Yani alışveriş, dünyayla alışverişimiz aslında bu ıslaklık sayesinde oluyor. Yani bir şekilde ıslandığımız zaman yani alışverişe geçiyoruz. Yani cinsel ilişkiyi de düşün.
ıslanmasıyla mümkün olan bir şeydir. Yani bir alışveriş anı. Yani ego bizi bir şekilde dünyayı anlamlandırmaya, yani deri, bu deminden beri saydığım, söylediğim ektoderm, mezoderm, epiderm, dünyadan ayırıp bu yabancı olan şeyi karşı kendimizi korumamızı mümkün kılıyorsa, bu daha ıslak olan alanlarda onunla bir alışverişe geçmemizi sağlıyor. Cinselliğin temelinde bu. Yani burada psikanalizin bize öğrettiği iki temel ayrıma yavaş yavaş yaklaşmış oluyoruz. Libido ile narsistik libido. Narsistik. Obje libidosuyla narsistik libido. Bir, kendini koruyacaksın. Dünyaya karşı kendine dünyaya karşı bir step çekeceksin. Ama dünyayla da alışveriş halinde olacaksın. Şimdi Freud bütün bunların hepsini demedi. Aslında bunların bir kısmı var. Bunların bir kısmı Kohut ve 60'lar sonrası narsizm teorisinden de faydalanarak söyledikleri. Ama şunu biliyoruz. Freud'un bize söylediği şey şuydu. Dünyayla alışverişe geçtiğiniz anda ortalık sorunlu bir hale gelir diyordu Freud. O sorun da şuradan kaynaklanır ki sizin dünya zannettiğiniz şey, siz derken burada insan yavrusunu kastediyor, bebeğin. Bir tek şey, annedir. Yani hayat, bios, annedir. En azından Freud böyle biliyordu. Freud böyle bilmekle kalmıyordu. Bir çok küsur yıllık bir insan hayatı böyle biliyordu. Yani insan yavrusu anneye doğar. Annenin içinden çıkar ve onun sağladığı bir ortamda ilk canlılığına kavuşur. Dolayısıyla anneyle kurduğu ilişki aslında hayatla kurduğu ilişkidir. Yani 2 yaş öncesi çocuk için konuştuğumuzda hayatla anne ayrı kavramlar değildir. Yani emzirmek ve bir veronla da olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa, yani sonuç olarak bir, yani şimdi tekrar mukoza dokuyayım, anneyle geçişken olması çocuğun hayatta kalabilmesinin şahididir. Ya yaşayamayan çocuklardan bahsedebiliriz. İnsan yavrusu söz konusu olduğunda çocuk, bebek ölümü çok yüksektir diğer memelilerle kıyaslandığında. Infant mortality denen şey insan yavrusunda çok yüksek. Çünkü bir yandan o yavrunun bir ten geliştirmesi, dünya ile kendini ayırması gerekiyordur. Bir yandan da o akışkanlık sayesinde hayati besini alması gerekiyordur ve bunun için ona gövdesini sağladığı hiçbir şey yoktur. Veya çok az şey vardır. Demek ki insan yavrusu doğduğu andan itibaren ikili bir sorunla karşı karşıyadır. Bir, kendini dünyadan nasıl ayrıştır? Yani ben nasıl kurulacak? İki, dünyadan yaşamamı mümkün kılacak şeyin sütü nasıl alacak? Mukoza dokusu ve ter. Obje libidosu ve narsistik libido. Beni nasıl yaratacağım?
ayıracağım, gelecek tehlikeyi önleyeceğim ama bir yandan da alacağım. Yani dudaklarım işleyecek, salya hareket edecek, mide sıvısı hareket edecek, kıçımda bir takım sıvılar hareket edecek ki onu atsın, fazlası. Bunlar iki ayrı doğrultuda hareket eden buyruklar. Çünkü biri ne diyor? Ayır kendini dünyadan. Burası korkunç bir yer. Tehlikeli bir yer. Öteki diyor ki buraya ihtiyacın var. Oradan bir şey alman ve onu kendince sindirmen gerekir. Diyor. Bu iki buyruk altında bölünmüş bir halde dünyaya geldiniz. Evet, yani bu durumda annenize aşık olmak dışında bir seçeneğiniz kalmıyor. Yani ancak öyle hayatta kalabilirsiniz. Ha, annenize aşık olmazsanız ölürsünüz. Yani bu kadar basit bu cevap. Böyle şeylerimize ben Kleber diye bir adam var. Analiz. Onun şey yaptı yani. Kendi salyasını kendi gırtlağında Kleber sendromu diye anılıyor. Kendi salyasını kendi gırtlağında dolaştıran çocuklar var. Onlar ölüyor. Yani erken, primer otizm dediğimiz, yani annesiyle ilişki kurmayı reddeden çocuklar var. Onlar da ölüyor. Yani annenize aşık olmazsanız ölürsünüz. Yani bağlanmanız gerekir. O zaman yok kurmaya başlıyor. E tabi, elbette yani annenizden gelen şeyi yutabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor ve diğer memelilerden, insana ayırt eden şey bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu refleksif değil. Yutkunma zorluğu diye bir şey yani yetişkinlerde de vardır ve bu maddeden ziyade psikolojiyle ilgilidir. Yani şey, zaaf anlarında, panik anlarında. Panik atağı denilen o geniş sendromun da bir parçasını bilmiyorum ama doğru. Bir yutkunma, bir zaaf anı, baş dönmesi anında ortaya yutamayacağı konusu epeyce herhalde şey yanları da olan, hipokondriyak yanları da olan ama yetişkinlerin çok hissettiği şeydir. Bilmiyorum siz yaşadınız mı? Demek ki insan yavrusunun bir kere var olabilmesi için kendi dışındaki bir nesneye aşkla bağlan, evet, aşk lafını belki erken telaffuz ettim ama bir tür total bir bağlanmaya ihtiyacı var ama o total bağlanmanın bir yanı da aksine ayrışma. Ten yani. Mukoda ve ten diye deminden beri söylediğim şey o. Yani var olabilmek için kendi zarını dünyadan kendisine ayıracak şeyi kurması lazım. Ama diğer yandan da dünyadan bir şey alın, alışveriş kurun, yapması lazım. Alışveriş denen temel ilişkiyi kurması lazım. Yani bu daha yavruyken başladı. 2 yaştan önceden bahsediyoruz. Yani bu ikili buyruk yaşayabilmesi, ya yani bunu ne kadar vurgulasam azdır, yaşayabilmesi için gerekir. Ha, bir örnek vereyim ki bu analitik açıdan önemli bir örnektir. Parmağını emmeyi öğrenmek. Yani yavaş yavaş o dış nesnenin yerine kendi kendini tatmin edecek. Mastürbatif davranışları öğrenmek. Yani o mukoza dokusunun yerine geçecek. Bir yani annenin memesindense kendi parmağının da fantazmatik bir düzlemde onun yerini tutabileceğini zannetmek. Zihin dediğim şeyin demin de bir hayalettir. Yani parmağın meme olduğunu zannetmektir zihnin temeli. Fantastik doyum. Yani gerçek doyumun yerine fantastik hayali doyumun
ikame edilmiş. Tam da öyle yani. Bu yüzden insan var. Yani insan denen yaratık diye bir şey illet çıkmışsa dünyaya bu yüzden var. Yani kendisini kurmak zorunda olan bir yaratık. Aslında yanlış söyledim. Bu yüzden var değil. Bu ilk iki yaş. Bu ilk iki yaş da önemli. Bu Freud'un hayatının sonunda gördüğü bir şey. İlk iki yaşta ne oldu? Ama aslında burada kaldığınız takdirde bir anne çocuk ilişkisinden ibaret kalırdı hikaye ve medeniyet olmazdı. Yani anne çocuğu tatmin ederdi. Annenin neden çocuğu tatmin etmesi meselesine, annenin niye bu ihtiyacı olduğu meselesine sonra geliriz. Ama diyelim şu an için açıklanmadan bırakmış olalım, şey diye kabul edelim. Anne zaten çocuğu tatmin etmek üzere yaratılmış bir varlıktır. Yani bu da aslında kurgu. Ama yani şu an için o kurguyu sorgulamayalım. O zaman çocuklar, bebekler olurdu ve anneler olurdu ve her şey olması gerektiği gibi olurdu. Medeniyette olmazdı, devlette kurmazdık, tarihte yapmazdık. Ama tam da şu an için bırakalım dediğim şey, bırakamayacağımız bir şey. Bu kurguyu pardon Freud mu söyledi? Demin söylediğiniz. Evet. Freud'da mı? Freud'un hayatının son dönemlerinde keşfettiği bir şey. Anneler çocuklarından başka şeyler de istiyorlar maalesef. En azından baba istiyorlar. Yani bir başka erkek istiyorlar. Yani o çocuğu döllemek için bizim gibi bir çare yaratıklara ihtiyaç var yani erkeklere. Yani annenin gözü bir yanıyla çocuktaysa bir yanıyla kocasında. Hep çocuğa bakacakken adam bağırıyor içeride. Demek ki annenin ilgisi, arzusu bölünmüş durumda. Çocuğun arzusu bölünmüş durumda değil. Çocuğun arzusu, var kalma arzusu da, hazzı da tamamen anneye odaklanmış durumda. Ama anneninki öyle değil. Anne bölünmüş. Anne birini çağırıyor. Habire birine bakıyor. Anne birinin adını söylüyor işte, geldik, babanın adı, yasa. Yani medeniyet böyle var. Annenin istediği şey çocuktan ibaret değil. Anne elbette çocuğu istiyor. Ama yalnız o, yani çocuğu eksik olarak tanımlayan anne. Yani kastrasyon anneyle başlıyor aslında. Anne çocuğu iyiliş ediyor. Babanın iyiliş etmesine geleceğim bir adımda. Sonra ama daha baştan anne bu işi yapıyor. Sen bana yetmezsin diyerek. Sen gözümün nurusun diyor ama gözümün nurusun diyor. Her şeyimsin demiyor. Demek ki başka bir şey daha lazım. Demek ki üçgen lazım. Yani anne, babanın adını, ki dil demek, ad, dil, lisan sistem, babanın adını zaten temsil ediyor. Babayı kendi içinde taşıyor. Melanie Klein filan gibi bir takım şeyler, teorisyenler, analistler, hani bunu şey imgesiyle verirler.
anne, çocuk annenin içinde babanın organıyla karşılaşır. Lacan'sa anne zaten dilin parçasıdır diye anlatır. Çok doğru bence ve yani Klein'in, bence Lacan'dan önce Klein'in gördüğü şey ama yani bir yanıyla da yani şimdi metaforize eder gibi konuşuyoruz. Yani çocuk doğumu dediğimiz şey zaten böyle oluyor. Yani bir kadının vajinasına bir erkeğin penisinin girmesiyle oluyor çocuk dediğimiz şey. Yani çocuk bunu bilmiyor tabii ama olan da bu sonuç olarak. Yani sahiden de annenin içine başka yabancı bir nesnenin girmesiyle, yani bir gövde bütünlüğünün bozulmasıyla. İşte reel olarak, fizik olarak öyle ama daha sonraki deneyimde onun tasavvuruyla, yani onun imgesiyle karşılaşıyor. Ve bu da esas olarak mesaj aracılığıyla oluyor. Annenin verdiği, senin dediğin gibi mesajlar hep ayrışık mesajlar. Bir kısmı babaya ve topluma, babanın temsil ettiği topluma dair, topluma ait, anlamlar dünyasına ait. Bir kısmı çocuğa. Bir kısmı da annenin kendi narsistik kırılmasına. Tabii, tabii. Yani çünkü anne de o çocuğu yapabilmek için kendi zırh, demden beri zırh, ten dediğim şey, anne kendi mukoza dokusuyla, yani vajina içerisindeki o ıslak, akışkan ten aracılığıyla bir başka şeyi içine almış olmakla çocuğa sahip oluyor. Dolayısıyla hikayenin kurulması tam anlamıyla bu üçgende. Anne istediğine belki çocuk aracılığıyla sahip oluyor. Annenin arzusunun belki gerçekten karşılığı çocuk ama bunun için bir üçüncüye ihtiyacı var. Dolayısıyla arzu daima üçgendir. Bir kere buradan başlayalım. Yani çocuk yapmak için hepiniz için üzgünüm ama bize ihtiyaç var. Geleceği konuşuruz. Ben tarih, ben olanı biliyorum. Bugüne olacağı kadar, bilmiyorum. Bugüne kadar. Şimdi bundan sonra bir ara verelim. Yani bundan sonra varacağımız nokta bu üçgenin nasıl yaşandığı ile ilgili Freud'un özgün iddiası. Yani şuraya kadar söylediklerinde itirazınız varsa edin, yanılıyorsunuz. Ya bu, burada itiraz edilebilecek bir nokta yok. Yani bu hayat. Yani ciddi söylüyorum. Varsa itirazınız edin ama ettiğiniz itirazın hükmü olmayacaktır. Anlamamışsınız tabii. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Zihin için iç dünyayla dış dünyayı ayıran bir tendir de. Bu ayrıca ulaşabiliyor muyuz? Şöyle, tabii. Haklısınız buna. Aslında bu itiraz edilebilecek ve ille de yanılıyor olmayacağınız noktalardan bir, yani bundan bu kısmı hariç de, yani içgüdüsel bir yaratık olsaydık biz zihne ihtiyacımız olmazdı. Tam da bir içgüdüsel yaratık olmadığımız için bir şey kurgulamamız gerekiyor. Yani kendim ben diye bir şey yaratmamız gerekiyor. Benim nasıl yaratıldığı meselesi üzerinde uzun uzun diye duracağız. Ve bunu da yoktan yaratamayız. Ten de, yani iç dünyayla dış dünyayı ayırt eden, fiziken ayırt eden ten de bunun en iyi metaforuymuş gibi gözüküyor. O yüzden teni kullanıyoruz.
mukoza ise erojen bölgelere oradan geliyor. Zihin ve dil ne oluyor o zaman? Onun için babaya geleceğiz onun için. Onun için şey ama yani daha basit bir açıklama şu. İnsan kendi ekolojik habitusuyla kolay bir ilişkisi yok, otomatik bir ilişkisi yok. Yani daha doğrusu diğer canlı türlerine göre alışverişleri çok daha otomatik gerçekleşen ve habituslarının bir parçası olan canlı türlerinden farklı olarak habitusların hep biraz dışında. O habitusu işlemek, yorumlamak zorunda. Zihin bunun adı yani. Ama tenle ilişkisinin kurulması da buradan yani. Evet, yoktan var edemez o ayrımı. O yüzden olan bir şey kullanacak. O da en kolay eline gelen şey kendi parmağı. Yani ten. Mukozadan deminden beri bahsetmem bir yanıyla ayırt etmesi için tene ihtiyacı var, bir yanıyla alışveriş kurması için erojen bölgelere, yani mukozaya ihtiyacı var. Salyeye, sümüğe, ıslaklığa ihtiyacı var. Boka ihtiyacı var. Yani bebek derken de enfans. Nereye kadar bebek diyoruz? Enfans. Yani konuşmayan. Bunların cinsiyeti yoktur. Yani dünya kültüründe yani sabilerin cinsiyeti yoktur. Dünya kültüründeki yaş sınıflamalarına baktığımızda genellikle 0-2 yaşın hep ayırt edildiğini görüyoruz. Bu da çocukların konuşmaya başlamadan önceki dönemi. O dönemde de cinsiyetleri yoktu. Erkek evlat istemekle ilgili konulara isterseniz sonra gireriz ama konuşmaya başlamamış çocuğun cinsiyeti yoktu. Yani cinsiyet dille gelir. Bu ikisi çok bir arada var olan şeyler. Ha, bu da artık psikanalizin kendine özgü iddialarına girmiş oluyoruz. Yani cinsiyetin adını koyan babası. Emmeyle mi ilgili? Sigara içerken babamız olmuş oluyor. Hayır, emmeyle ilgili. Kimin kime düzlüğüyle ilgili. Sigara içmeyi. Psikolojisiyle ayrıca konuşuyoruz ama yani cinsiyet derken sahiden cinsiyeti kastediyorum. Kim kimi şampiyon dan bahsediyor. Yani sahiden ondan bahsediyoruz. Yani ne çünkü anne neyi söylüyor çocuğa? Cinsellik dediğimiz şey nerede başlıyor bebek açısından? Ben yeterli değilim diyor anne. Beni tamamlayacak bir başka şey var. Yok sen de değilsin diyor. Üçgen nasıl kuruluyor? Yani ben senin hayatının tamamıyım ama ben kendi kendime yetmiyorum. Ha, bu kendi kendine. Şimdi psikanalizle tarih arasındaki ilişkiyi kurmaya adım adım geçmeye başlayabiliriz. Bir, bu çok evrensel bir kural. Anne kendi yetersizliğini nerede ilan ediyor? Her yerde ilan ediyor. Yani paramı başka biri veriyor diyerek de ilan edebilir. Beni başka biri düdüklüyor diyerek de ilan edebilir. Sinemaya gitmeyi seviyor diyerek de ilan edebilir. Yani bütün vaktimi seninle geçirmek istemiyorum diyerek de ilan edebilir. Yani bir şekilde anne çocuktan başka bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu şey genellikle yani en azından tarihsel olarak erkek olmuş oluyor. Baba diyoruz ona. Yani ne demiş oluyor? Anne çocuğa babanın adını söylüyor. Şimdi psikanaliz tarih köprüsünü burada kurmaya başlayacağım. Freud'un zamanında, Freud'un yanlış anladığı şey bence bir çekirdek aileyi norm zannetmektir. Bir. Çekirdek aileyi bir norm
zannetmekte. Çekirdek aile aksine tarihsel olarak baktığımızda bir istisna. Yani aşağı yukarı 13. yüzyılın sonlarından başlayıp Kuzeybatı Avrupa'da norm haline gelen bir istisna. Yoksa yani çocuk büyütmek için bir çekirdek aileye falan ihtiyaç yok. Yani bir sürü dayılar, teyzeler, anneanneler, babalar, halalar, yani Akdeniz ailesi. Yani bizim kendi kültürümüzden çok iyi bildiğimiz bir aileyi düşünelim. Yani babaya gerek yok aslında. Yani kadını döllemek için gerek var da çocuğu büyütmek için babaya gerek yok. Yani dayı genellikle oluyor. Zaten olsun. Rol üstleniyor. Yani bizim kültüre bakacak oluruz. Dolayısıyla Freud'un yaptığı şey bir şekilde çekirdek aile. Yani Freud iki şeyi bence çok iyi gördü. Yani bir evrensel bir şeyi çok iyi gördü. Yani insan yavrusunun çaresizliğinin sonuçlarını çok iyi gördü. İki, çekirdek ailenin sonuçlarını çok iyi gördü. Onu da evrensel zannetti. Yani Freud'u eleştirebileceğimiz nokta bugün çekirdek ailenin evrensel olduğunu zannıyla ilgili kısım. Ama burada da temel tartışmaya geliyoruz. Yani 30 yıl öncesinde bence bitmiş olan bir tartışma. Bu Oidipus kompleksi evrensel midir? Yani annesine mutlak olarak sahip olmak isteyen çocuk babasıyla yarışmaya girer mi? Lacan'ın doğru gördüğü, Freud'un da doğru okuduğu yer, ya babasıyla değilse bile biriyle yarışmaya girmek zorunda. Yani anne kendi kendine yeten bir varlık olmadığı ya da anne çocuk diye de ikiliği kendi kendine yeten bir şey olmadığı sürece bir üçüncüyle çocuk yarışmaya girmek zorunda. Yani babanın adı kendisi değilse bile adı hep var. Yasa hep var. Das ist das Gesetz. Olmaz. Bir şekilde babayla yarışacaksınız. O babanın adı ordu olabilir, kışla olabilir, devlet olabilir, okul olabilir. Birçok şey olabilir ama ben bunu çok özgür bir şey değil bu söyleyeceğim ama bence en iyi söyleyen insan Erikson'dur bunu. Yani insan hayatının temel çelişkisi yolla yuva arasındaki çelişki. Yani yuvayı anne çocuk ilişkisi diye bir ikili ilişki diye düşünecek olursanız bir üçüncü gelir sizi yola koşar. Yola çıkmak zorundasınız. Oradan gitmek zorundasınız. Yani yola çıkmadan bu hayat yaşar. Yani hayat dediğimiz şey zaten yuvayı terk edip yola çıkmaktır. Odysseus. Odysseus, şimdi ben de soracaktım. Yani o yüzden yani insanlık Odysseus'la başlıyor. Şimdi Freud'un gördüğü evrensel olan hakikat bence buydu. Yani Gilgamesh'te bunu biliyordu. Gilgamesh daha küstah. Neden daha küstah? Çünkü annenin kucağına geri dön. O yolun sonunda annenin kucağına geri dön. Fark etmez anne toprak bizim maceramız. Yani yuvaya dönemezsiniz. Gilgamesh döndü mü? Döndü. Dönmek istedi en azından. Odysseus karısına dönmek istedi. Annesine değil, karısına dönmek istedi. Ama bence o iktidarına dönmek istedi. Hayır, karısına dönmek istedi. Çok net bir şekilde, bakın Odysseus'a,
çok net bir şekilde karısına dönüyor. Odysseus yetişkindi. Gilgamesh hep bir ergen olarak. Ergendi, doğru. Ama Odysseus da şimdi Odysseus'a her bulunduğu yerde vaat edildiği halde bütün güzellikleri yaşadı yalnız. Yaşamayı da istiyor aynı zamanda. Odysseus hayır, reddediyor. Kalipso Odysseus'a ölümsüzlük vaat ediyor ve reddediyor. Ben Penelope'yi istiyorum. Sen çok güzelsin. Şu bana çok inanır. Siz erkek değilsiniz. Bizim kadar bilge değilsiniz. Sıkarlarınızı severiz. Aldatsak da. Yani orada hep bir kurnazlık var. Yani. Elbette. Odysseus kurnazdır. Evet, çok kurnaz. Ama karısını ister. Odysseus tam yani bir yetişkin figürü olması şuradan da hazlarını erteliyor. Sirenlerin çağrısına kendi askerlerini ve kendisinin kapılmaması için şeye bağlatıyor. Bu yani haz erteleme işte şeyi yani Freud'un yetişkinliğe geçiş dediği işte o birinci süreçlerin işte şeyin İskender'in de anlattığı o sürekli haz halinden hazın ertelendiği işin içine emeğin çalışmanın zihnin karıştığı yolun. Şeye yolun tabi onun figürü onun figürasyonu Odysseus aslında Gilgamesh geri dönmeye çalışıyor mutlak olanı reddediyor mutlak olandan vazgeçiyor göreli olanı ertelenmiş olanı benimsiyor. Gilgamesh ise mutlak olanı istiyor. Hayatın ta kendisi. Peki. Şimdi Freud'un yanıldığı noktaya gelelim. Buradan çıkışın birkaç yani bir bu evrensel olan bu Oedipus kompleksinden evrenseldir. Yani Oedipus kompleksi olmadan medeniyet olmaz. Anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi kıracak bir üçüncü yani çocuğu yola çağıracak bir üçüncü devreye girmeden insan denen yaratık yani olmasa belki daha iyi olurdu ama var maalesef. İnsan varsa bu üçüncü sayesinde var. Anne çocuk ilişkisini koparan bu üçüncü sayesinde var. Yani bu bu analitik bir doğru. Tam anlamıyla analitik bir doğru. Yani buna karşı ampirik itiraz getiremezsiniz. Ha, bundan sonra ampirik olan başlıyor. Bu ilişki nasıl koparılıyor? Bu da tarih işte. Bu ilişkiyi koparmanın değişik biçimleri var. Mış gibi yapmak var. En insan dilinin, yani o üçüncü dili var eden şey ise dilin en önemli özelliklerinden biri doğruyu değil, yalanı söylenmesidir. Yani dilin aslında asıl başarısı yalandır. Yani ben senin annenim aslında diyen bir sürü Gilgamesh hikayesinde. Yani ben senin annenim aslında diyen bir sürü figürün peşinde koşabiliriz. Koşmuşuz. Bir sürü inisiyasyon ayinine baktığımızda benim en ilginç bulduğum inisiyasyon ayini şeydir. İnisiyasyon ayinine genellikle eşcinsel bir boyut içerir. Yani erkeğin kadını yerine geçmesi. Daha doğrusu bir zamanlar annenin tutmuş olduğu rolü bir erkeğin de yani babanın yasasının annenin vereceği tatminine benzer bir tatmini verebileceği yanılsamasını yaratmak üzerine kuruldu bir sürü inisiyasyon ayini. Benim en ilginç bulduklarımdan, en aydınlatıcı bulduklarımdan biri bir Afrika ayini. Oral seks'tir. İnisiyasyon sırasında yetişkin bir erkeğin kamışını emer oğlan. Yani annenin memesinden aldığı süt yerine bir erkeğin penisinden aldığı meninin geçebileceğini ve onun onu tatmin edebileceği
onu, yani onun da o kadar besleyici ve büyülü olduğu kandırmacası üzerine kuruludur. Şimdi Freud çok belli bir, dediğim gibi çok belli bir tarihi yorumluyordu. Bir yanıyla bu evren, yani insan olmaya dair, insan olmanın evrensel bileşeni olan Oidipus'u görürken, bir yandan da diyelim 17. yüzyılda kurulmuş olan çok özgür bir tarihi yorumluyordu. O da çekirdek aile. Yani babanın çok fena halde evin içinde olduğu bir aile. Yani şu adam biraz uzakta olsa hepimiz daha rahat edeceğiz de, ya da etmeyeceğiz de. Yani yasanın çok fazla evin içine girmiş olduğu bir durum. Şimdi cinsellik üzerine üçleme çok bence psikanalin klinik ortam bakımından da çok önemli bir cümleyle başlar. Nevrozlar perversiyonların arabıdır, negatiftir. Yani aslında hepimiz pervertiz. Aslında cinsellik dediğimiz şey bir perversiyondur, sapıklıktır. Yani insan cinselliği dediğimiz. Tabii. Yani hayvanların zaten o anlamda cinselliği yok. Hayvanların üreme içgüdüleri var. Cinsel arzu dediğimiz şey insana özgü bir şey ve bu da sapıklıktır. Yani ne, niye sapıklık terimini seçiyor? Doğru yolu yoktur bunun aslında. Yani sizin heteroseksüelite ve diye doğru yol diye tarif ettiğiniz şey de aslında bir sapıklıktır. Yani polimorf perversite dediği çok biçimli sapıklık insan arzusunun temelidir. Ama işte Freud'un yanıldığı yer bence bu şurası ki insan medeniyeti denen şey bununla bağdaşamaz diyor. Bunda haklı bence. Orada yani hem bunu söylüyor hem de buna karşı bazı sezişler de var Freud'da. Sonuna doğru. Sonuna doğru. Yani İnsan medeniyeti dediğimiz şey bununla bağdaşamaz, doğru. Ama insan medeniyeti dediğimiz şey de kendisiyle bağdaşmayan o şeylerden yapılmıştır. Kısmi dürtülerden, yani sapıklığın kaynağı olan kısmi dürtülerden. Sublimasyonlar onun o sapık daha yol açabilen, sapık diye tanımlanan kısmi dürtülerin ürünüdür der. Yani. Freud'a göre kültür dediğimiz şey aslında yaşanamaz olan bir hayatı yaşanabilir kılmak için yaratılmış çözümler toplamıdır. Yani insan hayatı aslında yaşanamaz. Yani o yuvadan çıkmanın ödülü hiçbir zaman verilmeyecek. Yani Odysseus dönemeyecek. Yolda kaldı. Ama mış gibi yaparak koskoca bir tarih yaradı. Ha, benim gelmek istediğim nokta, yani oranın uyarısı çok yerinde. Yani bütün bir insanlık tarihi aslında bu mış gibi üzerine kuruludur. Sanki mutluluk mümkünmüş yanılsaması üzerine kurduk biz bu tarih. Biz derken de şimdi erkeklerden bahsediyoruz. Freud'un yanıldığı nokta bastırmanın kaçınılmazlığı üzerineydi. Belli koşullarda ya baba evin içine bu kadar girdiyse, yasayı temsil eden figür evin içine bu kadar girdiyse bastırma kaçınılmaz olur. O zaman unutursun. Ya daha doğrusu unutmazsın. Unutmak çok hayırlı bir eylemdir. Bastırırsınız. Unutamazsınız.
Yani bastırmak, represyon denen şey unutmak değildir, unutamamaktır. Yani hatırlamamaya çalışmaktır. Oraya sürekli enerji harcamak, israf etmektir yani. Evet, tam israf etmek. Var mıdır unutmak peki? Var. Unutmak yani kelimesi güzellik içermeyen konularda tabii unutmak vardır. Bütün bunların aslında şeyin, yani anlatılan şeyin merkezinde cinsellik var. Cinsel ama insan hayatının cinselliğe dahil olmayan bir sektörü, bir kesiti de var ki orada düpedüz unutmak söz konusudur. Yani bilinç dışıyla ilişkisi olmayan bir alanda. Şimdi kendi kendimin reklamını yapacağım. Ben bazı insanlarda daha geniştir bu sektör, bazı insanlarda da. Ona cevap vermeyeceğim. Ben hasbelkader bir kitap yayınladım. Kelimelerin anayodu ve taahhüdü. O kitabın en önemli yazısı unutmak üzerine olan yazıdır. O yazının da işaret ettiği şey şuna, yani bu bilinen bir şey. Söylediğimde hepinizin aa sahip diyeceksiniz. Unutmak un kökünden geliyor. Yani un, bildiğimiz un. Öğütmek. Yani buğdayı una çevirmek. Yani unutmak mümkündür. Besin haline çevirmek. Yani yaşanmış olanı besin haline çevirmektir. Unutmak. Represyon tam da unutmamaktır. Yani onun bir katı madde olarak, kist olarak, tümör olarak sizde var olmaya devam etmesidir. Yoksa hepiniz bugün söylenenleri lütfen unutun. O sizi beslemeye devam eder o zaman. Unutamazsanız anlamadınız demektir. Yani unutmak çok iyi bir şeydir o bakımdan. Nietzsche, insan sağlığının sigortası diyor. İşte Freud'un dediği, medeniyeti mümkün kılan şey bastırmaktır. Medeniyet unutamamak temelinde kuruludur diyor. En azından önemli metinlerin çoğunda. Bunun böyle olmayabileceğine dair Orhan'ın haklı olarak işaret ettiği sezgileri de var ama bugün 1960 sonrasında diyelim ki 60 tarihi önemli bence. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Bunun böyle olmadığını yalnızca bugünle ilgili biliyoruz. Bu doğru. Yani çünkü eşcinsellikle de sadomazoizmle de falan basbayağı olabiliyor. Bu söylediklerim büyük bir ihtimalle size çok ilginçici gelmiyor. Freud söylediğinde çok ilginççe geliyor çünkü o bastırılma üzerine kurulmuş bir medeniyetin içinden konuşuyordu ve bunun medeniyetin esası olduğunu zannediyordu. Halbuki sapıklık temelinde kurulmuş medeniyetler olduğunu da biliyoruz. Tarihsel normun aslında bu olduğunu da biliyoruz. Yani tarihsel olarak insanlar sapıktır. Yani Romalılar, Osmanlılar, Çinliler, Hintliler, bunların hepsi sapık. Yani Kama Sutra, Itırlı Bahçe falan. Bakalım. Yani insanlar biliyordu o bakımdan. Yani tuhaf olan 17. yüzyılda yaratılmış olan şeydir. Yani bunu da işte Marcuse farkına vardı. Norman Brown bence en önemli figür. Bu hikayeyi keşfetmekte. Yani aslında Freud'un dediği represyon kültürünün 17. yüzyılda yaratılmış bir kültür olduğunu ilk gören insan Norman Brown'dır. Ölüme karşı hayat Türkçe'ye çevrildi. Hayata karşı. Dolayısıyla yani Freud'dan öğreneceğimiz şey şu, Oidipus kompleksinin evrenselliği. Yani her kültür bununla başa çıkmak zorunda.
nasıl olup da anne çocuk ilişkisini kırıp bir üçüncüyü devreye sokacağız? Hangi mekanizmaları? Freud'dan öğreneceğimiz bir başka şey daha var. Modernite dediğimiz şey, yani 17. yüzyılda 19. 20. yüzyılın ilk yarısı arasında geçerli olmuş olan ve matah bir şey zannettiğimiz varoluş tarzının özgürlüğüne sahiden de bastırma. Bir tür, yani bu anne çocuk ilişkisini kırmanın mümkün yollarından birini çok iyi gördü Freud. Ama şimdi yani Kohut vesaire, yani bütün bir narsizm teorisi sayesinde ve aile tarihi çalışmaları sayesinde görebildiğimiz bunun başka bir yolları da oldu. Yani medeniyeti ille de bastırma yoluyla kurmamız gerekmiyor. Ha belki yani daha iyi, daha kötüye dair bir şey söylemiyor. Belki bastırarak kurmak belki daha iyiydi, belki değildi. Değer yargısı değildi yaptı. Ama en azından çok özgür bir yoluydu. Yani 17. yüzyıl diyelim. Yani büyük bir ihtimalle 13'e kadar geri gidiyor bu tarih. Ama şimdi de bitiyor. Yani bugün açısından da şöyle bir önemi var ki, yani çekirdek aile dediğimiz tuhaf ilişki biçimi bitiyor. Yani bitti. Dolayısıyla aslında yeni bir insan yapılanması haline geçiyoruz. O yüzden de bu tarihsel örnekleri hatırlamamız, bunun başka başka nasıl biçimlerde yapıldığını hatırlamamız ve aslında hepimizin ne kadar sapık olduğunu hatırlamamız o bakımdan önemli. Ha, bütün bunların yani maddi tarih ile paralel olduğunu düşünüyorum ben bu şimdi başlattığım seminerisi. Evet, yani tam da paralel. Yani bir şekilde hangi eşyaları kullandığımızsa bir şekilde maddi tarihte anlatmaya çalıştığımız, burada anlatmaya çalışacağımız da o eşyaları nasıl kullandığımız. Yani dünyayı nasıl kullandığımız. Yani neyi kullandığımız ve nasıl kullandığımız. Bu eşya derken üzgünüm ama birbirimizi de kastediyorum. Evet, galiba benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani tartışalım. Bayağı açık. Çekirdek ailenin artık geride kaldığını söylerken daha da regresif, daha da kötü bir şeye mi geri dönüldüğünü kastediyorsun? Hayır. Yani şu anda en azından 50'lerin ortasından başlayarak yerini alan biçimin ne olduğunu biliyoruz. Dijital monogami denen şey. Yani istatistiki normal olarak. Yani bir insan hayata boyunca 2,5 evlilik yapıyor. Evet de çekirdek aile iyi. O zaman fazla sosyolojikleştirmiş olmuyor muyuz? Çünkü bütün o dijital monogamileri içinde o çekirdek aileyi hayali düzeyde, hatta sembolik düzeyde devam ettirme şeyi de var. Vardı. Yani. Bu 200 yıllık bir hikaye. Evet. Yani mesela Akdeniz ailesine baktığın zaman böyle bir şey yok zaten. Tamam ama o yönde bir evrilme, o yönde bir ihtiyaç da... Ha bak, seninle en ciddi tartışmamız bu. Sadece bu konuşma. Hükme bağlamında değil. Yani yaşanan tarih mukadder mi? Yani yaşanan tarih mi zorunlu mu? Ya da bir tür hakikate işaret ediyor mu? Yani çekirdek aileye doğru gidiş. Diyelim kuzeybatıdaki o çekirdek aileye doğru gidiş aslında doğruya doğru bir gidiş miydi yoksa bir tuhaflık mıydı? Yani sen hep şeyi söylemek istiyorsun, onu biliyorum. Yani kapitalizmin bir hakikati var
kapitalizm yani kapitalizmle ilişkili olduğu belki söylenebilirdi. Şu yani çekirdek ailenin dışında ya da çekirdek aileye doğru evrilişin dışında bireyselleşme, bugün bildiğimiz anlamda hala unutmadıysak eğer, bireyselleşme diye bir şey yok, söz konusu değil. İnsan haysiyeti ve insan özelliği diye de bir şey söz konusu değil. Yerine konmak istenen her türlü şey vahşetle sonuçlandı 20. yüzyılda. Yani insan haysiyetinin çiğnenmesiyle sonuçlandı. Burada buna itiraz edecekler çıkabilir ama yani en başında da evet. Yani bireyselleşme, yani 20. yüzyılda olan vahşetin önemli bir kısmının bireyselleşmekten kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlara dayanışma yok. Hayır, şöyle, belki bireyselleşmekten kaynaklanıyor ama o vahşet kendisi bireyselleşmenin de gerisine dönüldüğü tabii bireyselleşmekten kaçmak ortaya çıkıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Aranacak her şey onun daha birisinde kalmış ve aşılmış imkanları yeniden canlandırma çabasına, yani faşizme dönüşebilir. Yani tam da Heidegger'in yapmak istediğimiz. Heidegger'in ve Lukács'ın. Evet. Yani burada evet, o bakımdan çok haklısın. Yani şu andaki aramızdaki tartışma şu. 1920'lerde yani tam da Freud'un bunları yazdığı sırada herkes bunu görüyordu aslında. Ve bir şekilde bireyselleşmenin sonuçlarından ürken iki büyük düşün, yani 20. yüzyılda en iyi okuyan iki düşünü demeyeceğim aslında, Lukács o kadar önemli değil bence ama neyse iki düşünü diyelim. Yani biri tuttu bu bireyselleşme felaketinden kurtulmak için Nasyonal Sosyalist Parti'ye üye oldu. Öteki gitti Stalinist Parti'ye üye oldu. Bence ikisinin de yani temellerinde yatan sahipler çok benziyor. Yani Lukács'ın Stalinist olmasıyla Heidegger'in Nazi olmasının sebepleri çok benzerdi. Ve bu anlattığımız tarih de o bakımdan da çok benzer. İlişkili bir şey. Yani bir şekilde bu, yani anneden koptuk, anneyi o zaman yeniden icat edelim. Yani birinin pos bıyıkları, ötekinin güzel elleri. De mükemmel anne bulalım. Nasıl şey? Nazım Hanım. Stalin şiir. Bıyıktan. Çorbamızdaydı bıyıklar. Heidegger'de Hitler için söylediği şey, ne kadar güzel elleri var. Yani bu, ya yani buna geliriz isterseniz bir noktada, yani faşizm analizleri. Yani bir baba figürünün yüceltilmesi mi yoksa aslında efsanevi bir anne mi? Yani çekirdek ailenin işlevini şöyle de tanımlamak mümkün. Tabii abartmamak da şart. Cennet ve cehennem. Ama hem toplumun basıncını, toplumun isteklerini, taleplerini, toplumsallaşmanın taleplerini, İskender'in kısmen bu kozası gibi geçirgen bir zırh, hem geçiriyor, bu toplumsallaşmayı sağlıyor, hem de o toplumsallaşmanın bir türevi olarak bireyselleşmeyi sağlıyor. Çünkü o toplumun basınçlarını doğrudan aktarılmasını önleyen bir de kabuk işlevi görüyor. O denge olmazsa ya sürü insanı olur ya da işte yani şöyle tam yani bu tartışma önemli bence. Yani tekrar da gelecek Perşembe Rönesans konuşacağız. Yani klinik ortam deneyimiyle de söyleyeceğim bunu. Yani çekirdek aileye karşı geniş ailenin benim savunacağım yanı şu ki, yani anne ve babanın
mutlak iktidarına karşı bir sürü etrafı yumuşatacak yumuşatıcı, bir... hatta sembolizasyonu güçlendirici, yani bir babanın ya da annenin basıncını hafifletilmiş biçimde başka taraflara yansıtma. Dedeler, dayılar, anneanneler, teyzeler, ne kadar çok, yani yasa ama, ne kadar bölünürse o kadar iyi. Ama hepsi bunlar, yine de bunların varlığı ya da bunların erdemi, işlevi, çekirdek ailenin şu ya da bu biçimde olmasına, onun etrafında, onun sakıncalarını giderici subaklar olmalarıyla ilgili. Yoksa kendi başlarına tarihsel o toplumsallaşma ve bireyselleşme diyalektiğini bence sağlayamazdı. Rönesans'ı ve şeyi tekil figürler üzerinde düşünmek lazım. Hayır, yani, yok aksine tam bir Akdeniz ailesinin başarısı olarak düşünmek lazım. Yani, ya bilmiyorum, Rönesans'ı nasıl düşünmek lazım? Yani bu kadar büyük bir mucizeyi nasıl düşünmek lazım onu bilmiyorum. Yani ben biraz fazla Rönesans tutkunu. Yani kötü bir şey değil. Yani sen yoktu, en son Yunan tragediyası konuşuyorduk da hani Rönesans'ta trajedi peki tekrar nasıl doğdu noktasında kaldı ve gelecek hafta ben Rönesans gerçekten bir hakkında konuşacağım ama söylemesi ayıptır. Yani Rönesans hakkında konuşurken de yüzüm hafifçe kızarıyor yani. Yani Rönesans hakkında konuşurken yani aslında olması gereken o zaman oldu gibi Shakespeare'i kastetmiyor. Sahiden Fransa'yı kastetiyor. Geçelim yani. Çekirdek ailenin dışında da başka bir şey olabilir miydi? Yani sanayileşme varken bilmiyorum o toplumsal koşullar. Ya bakın o ilginç. Öyle bir şey ben olabilir tam, miydi? Tam şeyi düşünüyordum, orada yanılıyorum. Çekirdek aileyle sanayileşmenin çok iç içe geçmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir yanı doğru bunu, yani bir sermaye birikimi açısından doğru. Ama sanayileşme açısından doğru değil. Aslında sanayileşmenin zannettiğimiz gibi, yani sermaye birikimi sahiden Kuzeybatı Avrupa, yani Kuzeybatı Fransa ve İngiltere kralı oldu. Yani o konuda yeni bir veri yok en azından. Sermaye birikimi ama geniş aileyi de gerektiriyor. Çünkü eve... Evet, yani sanayileşme evde, dediğimiz şey Marsilya, Marsilya ve Lyon. Yani. Bunun ipek dokumacılar. Ve tam da çekil... Yani Pascal mesela. Yani figür, tek tek figürler üzerinden düşünecek olursak, mesela Pascal'ın hayatına baktığımızda görüyoruz onu. Ve yani geniş aile. Çekirdek aile biraz refahlı değil mi? Hayır, aksine kıtlık var yani. Toprağın parçalanması da ya, var, tabii çok şey var. Ama yeterli hale gelmesi. Bir sürü faktör var yani. Normatifleşmesi refahla geliyor ama şeyi düşünün, yani çekirdek aile denen... şey için küçük toprak, puslu hava, ıslak bir iklim. Yani... Allah'ın Kuzey İngiltere'sinde gidiyorsunuz, üç dönüm araziniz var, orayı ekip bitiyorsunuz, ondan sonra kendi kulübenize dönüyorsunuz. Çekirdek aile bu. Yani tarihsel olarak var olmaya başladığı koşullar bu. Kent, ve en yakın en, kent falan yok. O zaman yok. Sonra. Bir tane Londra var, o da çok uzak. Zaten sonra oluştu. Normatif hale gelmesi 17. yüzyıldan sonra. Yani aslında şunu ayırt etmek herhalde lazım tabii. Köylü çekirdek ailesiyle burjuva. Evet, evet. Yani çekirdek ailesini ayırt etmek lazım. Farklı duygusal içerikleri var. Farklı ekonomik tabanlara dayanıyor. Ama tarihsel olarak kurulduğu yer kır. Şehir değil. Allah'ın o berbat ikliminde ve üstelik de o yüzden 13. yüzyıl. Saray zaten çekirdek ailenin bir bakıma imkârı doğrudan. Yani. Ama tarihsel olarak şey öne, ya yani o yüzden habire 13. 14. yüzyıl. Yani köylü ayaklanmalarından sonra olan şey. Emeğin değer kazandığı, feodalitenin gerilediği, yani feodal koşulları da hiç değilse
senyora ilk gece hakkı var. Yani işin başlama anı o berbat yerde yani. İşte yani her şeyin daraldığı, nüfusun azaldığı, ilişkilerin azaldığı, toplumsal ilişkilerin azaldığı. Korkunun hakim olduğu. Korku bile yok orada da yani. 14. yüzyılda falan. Var, doğru, haklısın. Var. Peki Anadolu'daki aileyi o dönemde nasıl görüyoruz? Akdeniz aile kabine mi görüyoruz? Yok, Anadolu çok karışık. Ay ben hep şeyi merak ediyorum da şimdi bu dayılar, anneanneler, dedelerle yaşamıyor değil mi? Bu annenin babanın yarattığı aynalama eksikliğini değil mi? Tamamlayan bir sürü etrafta insan var ama buna rağmen çok bağımlı karakterler. Yani yola çıkan... Bakın Anadolu derken neden bahsediyoruz? Bir an için yani psikanalizi düşünürken sahiden bu tarihsel ölçeklerde düşünmeniz gerekir. Yani demin 600 yıllık bir tarihten bahsettik. Yani 13. yüzyıl, evet. 17. Anadolu dediğiniz zaman nereden bahsediyorsunuz? Hatuşa burada kuruldu. Ben dünya yüzeyinde belki Çin'dir. Bu kadar muhafazakar bir toplum. Yani Anadolu kendi kendini süreklileştirmek küçük üretim temelinde ve yani çekirdek aileyle geniş aile arasında tuhaf bir özgün denge kurup yani ne kadar şey değişirse biz aynı kalacağız demek konusunda bu kadar başarılı bir coğrafya bilmiyor. Göçer aşiretlerle yerleşik nüfus arasındaki hiç, denge. O da yani Türklerin gelmesi falan da hiç önemli değil. Anadolu neyse o. Yani o konuda da haklısın yani. Göçeri de nasıl ehlileştireceğini biliyor. Yani inanılır gibi değil. Yani sahiden ya bakın kilimlere bakın, kullanılan sabana bakın, 10 bin yıl falan değişmemiş. Yani inanılır gibi değil. Ne kadar mutlular mıydı acaba? Elbette. Değişmiyorlar. Bizim gibi o yüzden bizim gibi aydınları sevmez bu topraklar. Çünkü onlar bizden çok fazla şey biliyor. Kimse kapıyı açıp dışarı çıkmıyor yani. Niye çıksınlar? Peki, ben yoruldum.